gelip seni buluyor. Yani bu yağmurlardan birisi budur. Sen onu yok etmezsen o döner dolanır, o seni gelir, rahatsız eder, yok eder, seni sıkıntıya düşürür. Onun için onları yok etmek de bizim müminlerin görevleridir. Bunları yok ettiğin zaman zaten şeytanlaşmış insanları esasında yok ediyorsun. O zaman senin, yani ben mesela sokağa çıkınca evime hırsız mı girecek? Bak bugün yani yağmacıları konuşuyoruz ya, deprem bölgesinde, ya deprem bölgesinde de yağma mı oldu? Bir insan bu kadar da vicdansız olur mu? Ama oluyormuş, yığınla vicdansız var böyle. Demek ki bataklığı kurutmak Müslümanların görevidir. Kurutmadığın zaman hayatın her alanında adam ot içer, seni gelir sana bulaşır. Alkol içer, gelir sana bulaşır. Adam farklı farklı pis huylar vardır. Yani o pis huyu evinin dört duvarı içerisinde yapıyorsa bilemezsin zaten. Ama dışarıda onun yansımasını gördüğün andan itibaren orada İslam devletinin kuvvetleri devreye girmek zorundadır. Bunun başka çaresi yoktur. Yoksa toplumu ifsad eder böyle bu tür yapılanmalar. Onun için keşke beni baştan yapsalar da şu dediklerimi yapsam ya. Evet. Peki Rıza Hocam. Burada bir de diyor ki andolsun onlar, yani daha önceki kavimlerden bahsediyor. Üstüne felaket yağmuru yağdırılmış bulunan o ülkeye uğramışlardır. O ülke hangi ülke? Yani bunlar ne zaman uğradı? Biz de mi o ülkeye gidip bakmamız lazım? İşte burada sürekli inkar edenlerin başlarına gelen felaketleri görmüyor muyuz biz? Yani o inkar ettiler, kavimlere zulüm ettiler, mustazif olanlara, zayıf olanlara. Onlar yok oldu gitti, biz bunları görmüyor muyuz? Bunları anlatıyor. Yani o inkar edince iş bitmiyor. Ahiret aleminde bunun hesabı verilecek. Onu anlatıyor Kur'an. O zaman bu üzerlerine felaket yağmuru, ahiret alemi hocam, ahiret alemi. Hani onlara sayha tuttu, taş yağdırdık, efendim tufan, değişik ifadelerle, ebabil kuşlarıyla yerle bir ettik ifadesi kullanıyor ya, ekin haline dönüşürler. İşte burada öyle bir şey yok. Bunlar müteşabih anlatın. Ahiret aleminde bunların karşılığı. Bunu anlatıyor Kur'an. Efendim? İşte küfür yolunda. Hani onları denizde boğduk, suda boğduk, inkar edenlere kuru bir yol açtık. İman edenlere. İman edenler kurtuldu, inkar edenler de ahiret aleminde belasını buldu. Mesaj bu. Evet, demek ki yağmur sadece rahmet getirmiyormuş, felaket, bela yağmuru da varmış. Kur'an'ın işte müteşabihatlarından bir tanesini daha burada görmüş olduk yani. Ateşi yakıcı anlamında kullandığı gibi ateşi vahiy anlamında da kullanmış Kur'an. Yani hep iki şerli bir anlatım. Kur'an evet, sürekli bunu... Ateş, oradan belki size bir diyor ateş getirelim, bir kol getirelim diyor. Isınırsınız diyor. Veya ateşi yiyeceği bir kurban getirinceye kadar sana inanmayacağız, inanmayacağız diyorlar elçi. Oradaki ateş de azap ateşi, onu anlatıyor. Evet. Peki arkadaşlar, 40. ayete kadar geldik. Başka eklemek istedikleriniz, söylemek istedikleriniz varsa buyurun. Değilse yarın inşallah 41'den devam edeceğiz. Peki. Ali Can'a söyleyelim de Allah razı olsun. Felaket yağmuruna not alsın. Kavram kitabına bunu da yazalım. Oğlum, selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.